Ülkene sahip çıkmanız da geçiyor. Başka bir şey yok. Bu gelsin kurtarsın, öbürü şunu yapsın. Böyle bir şey yok. İktidara topyekun gelseniz de hiçbir şey yapamazsınız. Bak bunu açık yüreklikle söylüyorum. Hiçbir şey yapamazsınız. Ne yapamazsınız? Yıllar içerisinde bağımlılıklar var. Ülkede yasal altyapılarla bağımlılıklarımız var. Birbirinize geçmişsiniz. Bu yasayı kaldırdın, böyle bir şey yok. Bir altyapı oluşmuş, bir şey oluşmuş. Süreç var. Onun için Atatürk'ün büyüklüğüne karşı, Atatürk'e karşı bir hınç yine bu milletin yetiştirdiği evlatlar tarafından yapılıyor. Çok büyük edepsizlik, şerefsizlik, vahisiyetsizlik. Yani onlar bu Türk tarihini, bu milli mücadele tarihini, geçmiş tarihi milletin nezdinde aşağılattırılıyor. Hem cemaatler açısından, hem entelektüel açıdan, hem de her açıdan bu böyle sosyalleştirilmek isteniyor. Ben de buradan ifade ediyorum ki bugün Türkiye hakikaten çok tehlikeli bir süreçten geçerken açık yürekli olmamız gerekiyor, doğru ve düzgün olmamız gerekiyor. Gerçek bilgileri toplumla bütünleştirmemiz gerekiyor. Daha cesur olmak mecburiyetindeyiz. Burada şu soruyu soracaksınız siz, bütün milletvekillerine. Terörün finansmanına el koymak için neden 2013'ü beklediniz? Bu milletin evlatlarını bilerek mi şehit ettirdiniz? Efendim sözde barış, barış diye bir şey yok. PKK bir taşeron örgütü. Okumuyor musunuz? El-Kaide kimle savaşıyor? Türkiye ile beraber kime karşı savaşıyor? El-Kaide, Türkiye, Amerika, İngiltere, İsrail. Hani El-Kaide Amerika'nın düşmanıydı? Esad rejimine karşı savaşıyor. PKK'da Esad rejimine karşı savaşıyor. Bizimle beraber şimdi Suriye'de. Tamam mı? El-Nusra falan. Peki bu örgütler Irak'ta, Libya'da kimle savaştılar? Libya'da şimdi Mali'deki Tuarekler de Libya'da şeyin yanındaydı. El-Kaide de oradaydı. Hatta El-Kaide'nin liderleri geldiler. Orada Kaddafi'ye karşı savaştılar. Müslüman, Müslüman'a karşı savaşıyor. Adına da şimdi Sunni şey ayrışması deniyor. Ya şimdi bakıyorsun Baas rejimine, Baas rejiminin müsaidiler var ama en büyük şey de Sunniler. Bütün ekonomik güç olarak şey olarak baktığın zaman böyle bir garip bir şey var. Yani onların anayasasına bakıyorsun, sosyal yaklaşımına, adalet yaklaşımına bakıyorsun, şeye bakıyorsun, farklı bir şey var. Bizi savaştırıyorlar. Türkiye'de planlı bir şekilde savaşın içerisine sokuldu. Ve bunu da halka yalan söyleyen bir iktidarla artık neyi konuşacaksınız? Ben görüşmüyorum, devlet görüştü, görüşen çaresizdir diyen bir başbakanla muhatabız mı? Alt diziyle iç dizi birbirine karışmış. Bak arkadaşlar, ben Kabalcı kitap önüne girdim, emekli bir öğretmen diyor ki kafam karmakarışık. Neye inanacağım, neyi göreceğim? Dündü galiba Yeni Çağ Gazetesi'nde bir beyanatımız var. Özellikle sizin de okumakta bilginize sunuyorum. Bugün başbakanın etrafındaki bütün entelektüel güç 1990'lı yıllarda aşağı yukarı 20'ye yakın kurulan Kürtistan Devleti kurmak üzere kurulan dergi ve gazetelerde entelektüel kimliğe ulaştı. Bunlardan bir tanesi de Yeni Zemin Grubu. Yeni Zemin Grubu, Yalçın Akdoğan, ki milletvekili, Yeni Zemin Grubu, milletvekili, Altan Dağ, Mehmet Metiner, İhsan Arslan, Rütük Başkanı gibi daha isimleri üst üste koyduğum zaman bir sürü isimler var. O günkü dergilerde silahlı kuvvetler böyle olacak, eğitim şöyle olacak, şu şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi Altan Tan, Kürt İslam Devleti kurmak üzere hakikaten dinci bir yapısı var. Kendisi entelektüel, PKK ile ilgili kitabı var, bir sürü şeyler var. Kime gidiyor? Marksistlerimiz bir yapılanma olan, özellikle 1940'lı yani Osmanlı döneminde başlayarak Cumhuriyet döneminde devam eden Kürt İslamlarının son İslam'dan sonra 1940'lı yıllarda irili ufaklı kurdurulan
değişik isimlerdeki kurulan Kürtçülük hareketindeki en son hareket olarak kurulan PKK'nın ve diğer Kürtçülük hareketini ortadan kaldırarak ve taşeron bir örgütün Marksist-Leninist bir yapıdaki örgüte bir İslami kimlikteki birisi oraya gidiyor, gönderiliyor. Bu çok önemli bir şey, biliyor musunuz? Yani bunları hiç yabana atmayacaksınız. Belki siz neredeyiz biz, ona bakacaksınız. Yani sol, sağ, din eksenli 1983'teki çatışmada neredeyiz? 1980 sonra da biz kimiz? Şimdi kimiz? Soru bu. Bu sorulara beraber cevap vermemiz lazım. Başka soru var mı bilmiyorum. Sayın Bakanım, ben soracağım. Elimde bir imparator